Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Amnesia: The Dark Descent'e hoş geldiniz. En son şunun üzerinden çıkmıştık. Aba ah, ben aşağıya gitmem ki geri. Ben aşağıya neden gideyim, ben manyak mıyım? Şunun içine kadar gidecek kadar manyağım ama. Ne varmış mesela burada? İki tinderbox'u bulacağım diye. Fenerimi harcamaya ama şey yaparım ama, yaparım ben böyle şeyler. Şey attım ya, işte bana gördüm. Hareket etmeyecek, çok ilginç. Neden hareket etmiyor bu? Bayağı uzun bir yermiş burası. Burası ne peki? Ne garip yerler var burada ya. Burada şunu yakmaya gerek yok. Sonuçta iki yerde de şeyler var. Bu ne işe yarayacak? Şurada bir tane not var. Evet, engel olamıyorum. Güvenlik aynı aklım sevdiğim bir insan yapabileceği bir şey değildi. Zindan halen kullanımda olduğunu farkında bile değildim. Alexander uşaklarına mahkumlardan birini getirmelerini, bana da onları durmamı söyledi. Alexander tüm tecrübatlara hazırlanmıştı. Ama doğru etkiye sahip olabilmek için aynı benim yürütmem gerektiğini söyledi. Gölge başkasının kanıyla da yanlış yönlendirilebilirdi. Adam öldürmek bize çok değerli bir şey, değerli bir şey kazandıracaktı. Başka ne yapabilirdim ki? Alexander bunun yapılmak zorunda olduğunu söyledi. O benim hayatım kurtarıyor. Tartışma yürütüm yok. Bu ne? Çalışmıyor. Makinelerle ilgili bir sorun olmalı. Memento mu var? En üst kattaki iki kol çalışmıyor. Muhtemelen makinelerle ilgili bir problemdir. O zaman makineyi herhalde bir şekilde halledeceğiz. Bu arada yağlarım nasıl? Var ile başka yağ yok. Neden böyle yapıyorlar ki bize? O zaman aşağıya doğru birazcık gideceğiz. Evet. Devam. Burası neresi ya? Ne kadar ilginç şeyler geliyorum ben öyle. Hiç şey yok, ışık kaynağı falan hiçbir şey yok. Şöyle bir etrafa bakalım. Neler var, neler yok. Hemen şuradan iki tane şey aldık. Güzel. Yağ bulman, yağ lazım bize. Amnesia'nın para birimi ahbaplarım. Yağ. Lamba yağı lazım bize. Ya lamba yağı ya hiç. Tinderbox'lar bir işe yaramıyor. Tinderbox'lar da geldiğiniz yerdekini yakıyorsunuz zaten. Geldiğiniz yere kadar zaten gelmişsinizdir. Agrippa, uyanık kalmana ihtiyacım var. Şırıngayı hissedebiliyor musun? Hayır. Hiçbir şey hissedemiyorum. Alexander? Evet. Yakında hareket edemeyecek hale geleceğim, değil mi? Hayatın güvende. Ondan şüphem yok. Ama yaşamaya değecek mi? Alexander ve Agrippa birbirlerini tanıyorlarmış. Şu anda kendi halime dönersem güzel. Şu ateşin yanında böyle durmak istiyorum. Burası güvenli görünüyor. Kendi böyle sıcak kendi yerim gibi. Neyse. Şunu bir gitsen bakalım neler var neler yok. Hiçbir şey yok. Burası neresi ya? Ne biçim bir şeyler var burada ya? Aç burayı, aç. Ha? Hayrola hacı, sen kimsin? Yardım et, ederim. Ah! Ne? Ha? Next to me. Thank you. You have my gratitude. Hiçbir şey canım. Benim adım Agrippa. Siz kimsiniz diye sordu bana. Daniel. Aslan yerine bırakılan peygamber gibi yani. Daniel peygamber mi? Söyler misiniz? Aslanların arasında mısınız Daniel? Ben kesinlikle öyle değilim. Alexander'ı durdurmak istiyorum tabii ki. Sen nereden biliyorsun? Demek gibi, demek Babil yıkılacak diyorsunuz. Öyle diyor. Çok fazla endişelerini yapıyorsunuz. Alexander bir kral, kral olmadan dişsizdir. Burasını bırak ben karar vereyim. Sanctum bir küreyi misafir ederken erişilmez halledir. But Alexander broke his, I mean, my oath a long time ago.
Benim küremin kendi küresi o zaman. Eğer doğru söylüyorsan şüphe yok, kırılmış kürenin parçalarına ara ve tamir et. O da çok kolay bir iş olacak zaten. İnanıyorum ki şu anda onlar işkence için kullanıyor. Pratikte delilik ısızdırıyorlar. Ki anladığıma göre oldukça kullanmıştır. Delilik ısızdırıyorlar. O foyer dediği, kuar diye okuyor. Çok çok tehlikeli bir yer. Oyundaki en tehlikeli yer. Nedenini anlayacaksınız. Orası canlı var dolu. Ben yani sizi daha fazla rahatsız etmek istemem ama. Beni de yanında götürür müsünüz? Götürürüm dayı dostum. Ne demek? Biliyorum kulağa saçma geliyor. Yani halime bir baksana ama John Weir. John Weir isimli bir kişi alakalı olan herhangi bir şey bulursanız bana getirebilir misiniz? Tabii ki. John Weir. Weir. Nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Bana yalvarmak etmek için bir yol üzerine ulaşıyordu. Beni bu kabuktan özgür çıkaracak bir tonik. Kabuktan mı? Dediğim gibi bu insanlar, bu varlıklar... bu varlıklar insan değil. Bunlar açılmıyor. Bu ne? Ağır bir kapı yolu tutuyor. Başka ne var? Başka bir şey yok. Şuraya gitmemiz lazım onun dışında. Merhaba. Hop, dinner box. Burada hiçbir şey yok. Şuraya girelim, hiçbir şey yok. Aç bakalım şurayı. Ay, kan var, hiçbir şey yok. Her yere bakmamız lazım. Burası neresi? Chancel. Chancel. Burada da bir şey yok. Sesler duyuyorum. Bir tinderbox var en azından. Ya tinderboxlar gerçekten çok değersiz ya. Bana yağ verin, yağ, yağ gerek bana, yağ. Bak yağ ne kadar düşük, o kadar yani birazcık düşük aslında. Aç şurayı. Burada neden böyle bir şey oldu? Şunu alabilir miyiz? Alamıyorum. Ama almak istiyordum ben. Hoş şeyler yaşanabilirdi. Burayı yakamıyoruz. Al onu, al onu. Almıyor ya, inan etti, almayacağım diyor, almıyor. Burası bayağı aydınlanmış bir yere benziyor. Burası neden böyle? Bunu biliyorum. Zaten burada bulunmuştum. Bu tadı biliyorum. Şam gülünün tadı. Gerçeği bulanık bir sis perdesinin içinde gizliyor. Uyuşturucu mu çekiyorsun? Havuzlamak için tüm izleri ortadan kaldırabilir ama vücudum hatırlamaya devam eder. Zihnim sessiz kalsa da... Ha, Alexander Bişli'yi de vurdu. Alınan nesne et. Et aldık. Neden et aldık? Tamam, şuradan devam edeceğiz herhalde. Yok 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 yok. Yok yok yok. Ne pislik ama diye düşündü. İyi adamlar, insanlar büyüdükten başka bir şey olmadıkları için ölümlerini neşeyle karşılayabilirler. Onlar özlenmemeliler. Özlenmemeliler. Ne? Ne? Amaç ne burada? İlginç şeyler dönüyor. Bir şey gitti. Hafif bir baş ağrısı mı? Senin şey gitti ama ekran gidiyor şu anda. Adam iyice kafayı yiyor. Ah! Hayır, hayır. Just a little further. It's like Orpheus descending into the underworld. Hayır. Are you hiding something? What do you mean? Never mind. Buraya mı gidiyorduk? Your intuition is remarkable. Sezgilerin hayranlık uyandırıcı. Acaba nelerimiz hayranlık uyandırıcı başka? It's just a myth after all. Efsane falan değil, buradaki hiçbir şey efsane değil. Burada canavarlar var. Eve gitmek istiyorum ben.
Alexander kendine gel. Gözünü seveyim artık kendine gel ya. Uzaklaştırma ayna beklenenden uzun sürüyor ve biz de ne yapılması gerektiğini gerekiyorsa yapmak zorundayız. Hayatımı mahkum ana yardım etmekle geçirdim. Ama bu soysuzların yanında bulunmak beni hasta ediyor. İşlerinden hiçbir cezalarıyla asil bir şekilde yüzleşmeye kalkışmakta. Masumiyet yalanları ve korkakça merhamet dilemeleriyle beni kandırmaya çalışıyorlar. Nasıl bir şey bir insanın medeniyetin faziletinden bu kadar aşağı düşebilir? Hepsi kötü insanlar ve kendime dayanlı olarak bunu hatırlatıyorum. Yine de Tanrı'ya bu canavarlar benim kurtuluşumun araçları olmak üzere günümüzü yolladığı için şükür. İşkence oralarındaki değişik aletleri ve onları nasıl etkin bir biçimde kullanabileceğimi öğrenmeye çalıştım. Elimi ısırdım. Çalışıyorum. Son defası çok sağlıklı ve tecrübesizliğim yüzünden etki çok güçlüydü. Bir sonraki ayağın başladığında hazır olacağım. İşkence odası var. Bunu öğrenmek çok hoş olmalı. Bunu mu alıyoruz? Katran dolu bakraç aldım. Ne işe yarayacak pek bilmiyoruz ama. Hareket etmiyor. Nasıl hareket ettireceğimi biliyorum ben. Metal salamını çok iyi biliyorum. Bakın abi belki. Katran kutusuyla mı şey yapacağım ben bunu? Nesneyi bu şekilde kullan. Ben bu nesneyi nasıl kullanacağım peki? Et aldım. Katran dolu sakraç mı ne aldım? Neydi bu? Katran dolu bakraç aldım. Ve elimde çekiç var. Gözünü seveyim. Ne yapacağım ben bu üçüyle? Koş. Sol tarafa doğru koşacağız şimdi. Bütün gücümüze koş. Koş Serdar koş. Koş dostum koş. Aa orası kuar olmasın. Lütfen. Ha yok. Burası değil tamam. Tamam. Burası değil. Kuara daha doğru mu telaffuz ediyorum bilmiyorum. Oraya daha gelmeyeceğiz. Şurada sol tarafa gideyim bakayım. Sol tarafta ne var? Sonra ondan sonra baştan sol tarafa giderek hallederiz. Canavarı göremedim ben bu arada. Canavarı görebilmemiz lazımdı şu ana kadar. Oy buradan mı gideceğiz? Bu ne? Her şey bitti. Bir kez daha en başından başlamak zorundayım. İlk defa Agrippa tarafından bulunan küreyi elde ettiğimden beri araştırmalarında hep ona bağlı oldum. Wilhelm hadisesi beni düşüncesizce hareket ettirdi. Mahkumların azlığından korkarak uygun basitlere sahip olamadan son ayına geçiş yaptım. Küre kırıldı ve altı parçaya bölündü. Her şeyi denedim ama henüz hiçbir şeyi düzeltemedim. Eğer onu tekrar birleştirmenin bir yolunu bulamazsam başka bir tane bulmak zorunda kalacağım. Parçaların içinden halen yaşam var ve küre birleştirilmese bile içindeki gücün birazını bile olsa başka işlere kullanmak için kurtarabilirim. Asırlar boşuna geçti ve aşkımı bir daha hiç görebilecek miyim diye düşünmeye başladım. Hayatımı daha ne kadar sürdürebilirim? Bu adam bu küreyi kullanarak kendi boyutuna geçecek, kendi dünyasına geçecek ve orada aşkına şey yapacak. Burası çok ilginç bir oda ya. Cidden çok ilginç bir oda. Burada neler var? Ben neden böyle şey yapıyorum ya? Akıl sağlığım benim gayet yerimde. Bana ne oldu böyle? Anlamadım ki ben. Oh ya! Süper! Ya bulduk! Hadi geri dönelim. Sana bir şey yapamıyor muyuz? Başka bir şey yok mu burada? Bir de fazla iyi fark edemiyorum burada bir şeyler varsa bile. Mesela şunların arkasında var mı bir şeyler? Yok. Koyulabilirdi ama mesela bir şeyler koyulabilirdi. Olsun. Elimizde yeterince şey var. Hızlı koşa geri dönelim. Neredeysek. Bu şahit olduğun suçluluk duygusu mu Daniel? Eğer öyleyse kendini suçla. Bunu sen başlattın. Ne var yani? Benden yardım istemek için o mektubu yolladın ve şimdi karşılığını böyle mi veriyorsun? Bu ne cüret? Bana şey yapamaz. Neyi? Korku onu tekrar boğmaya başlamıştı. Boş afyon tentürü şişesine bir kez daha uzandı. Düş kırıklığı içinde şişeyi karyola direğine fırlattı. Yeah.
bu ne? Demek ki doğru yaptık her şeyi. Bu hücreler tedavi altında olan mahkumlar tutmak için yapıldı. Gönderdiğin insanlar buraya geliyor. Hapsedilmenin kendisinin işkenceye bir hazırlık olarak çalıştığını unutma ve kendini ona göre ayarla. Hazır olmadan hiç kimseyi alma. Anlaşıldı. İşkence odasından gelen sesler tavandaki borularda yankılanıyor. Kurbanlarını iyi kullan ve bırak mahkumların acıları hücre arkadaşlarına yavaş yavaş dehşet karşılasın. Ne kadar manyak bir adam ya. Ama herhalde gerekli olduğu için yapıyor bunlar kendi ülkesini, yoksa yapmazdı. Merhaba kanka, ben hiçbir şey bulamadım bu arada, hayal kırıklığı yüzünün üstüne geri alındım. Alexander'ın bir sürü şeyi bozuluyor. Etrafınıza bakın, belki diğer odalardadır. Ne kolu ya. Neyse ya, burada bitirelim. Başka bir şey bulamadım. Yoksa bütün gün takılacağız burada, neyse. Ve izlediğiniz için bize teşekkürler. Heinrich Cornelius Agrippa dediğimiz adam buymuş arkadaşlar. Neyse. Videodan keyif aldıysanız beni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek özgürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.